elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Aile konusu çok konuşuluyor. İşte aile geldi gitti, zayıfladı. Benzeri konular siyasetçilerinde din adamlarının da herkesin gündeminde. Biz bir Müslüman olarak, mesela bir kaynana bir kaynata olarak çocuklarımızın evlerinde veya kendi yuvamızda, komşularımızda ailede gidişatın sakıncalı olabileceğine dair ön işaretler tespit edebiliriz, ederiz tabi. Boşanma konuşuluyorsa bu bir ailede, boşanma konuşuldukça gündem yapıldıkça demek ki ailede sıkıntı var. İki aile bireyleri arasında ilişkiler zayıflıyorsa, mesela babalar çocuklarından, çocuklar babalarından, annelerinden, kardeşler arasındaki muhabbetten veya eşler arasındaki muhabbetten söz ederken bir zayıflama dikkatimizi çekiyorsa hastalık belirtisi demektir. Bir üçüncü olarak da Müslüman kültürüyle yaşamamız gerektiği halde dinimizin aile ilişkilerinde kültürümüzü oluşturmasında bir zafiyet hissediyorsak oturup kalkmadan koltuk takımından vitrinden mutfak düzenimize kadar kültürümüz din dışı bir kaynaktan besleniyorsa aile zayıflıyor demektir. Dört, ailede israf normal, mubah yaşantı haline gelmişse, mesela üç yılda bir defa kullanılmayacak bir şey bile zaruri ihtiyaç gibi algılanıyorsa, aile özünü kaybediyor, yedek parça kullanıyor demektir. Beşinci olarak yabancı kültürlere, ümmetten olmayan dış kültürlere, eğer kör taklit ailede başlamışsa zayıflık çökmede başlamış demektir. Altıncı olarak da psikolojik rahatsızlıklar aile bireyleri içerisinde yer almaya başlamışsa yani antidepresyon kullanılıyorsa mesela ailede ve bu aile bireyleri arasında yeğenler vesaire çoğalıyorsa bir zayıflama söz konusudur. Yedinci olarak da diyoruz ki aile büyükleri, dedeler, neneler, babalar, anneler, kaynanalar, kaynatalar Allah'ın onlara verdiği değerin altına düşürülüyorsa bir baba demokratik vatandaş hakları düzeyinde evde duruyorsa Baba geldiğinde çocuklar hareketlenip ayağa kalkmıyorlarsa, anne geldiğinde, dede geldiğinde, nene geldiğinde bu ümmet düzeyinde kalite kaybı söz konusu demektir. Son olarak 8. maddede de diyoruz ki kadın annelik ve eşlik misyonu dışında bir misyonda kullanılmaya başlanmışsa aile çöküş işaretleri veriyor demektir. Bir aile için bu kuralları uygularız, toplum için uygularız, sonuç aynıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.